Evet ve zaten uzun bir süredir var. Yani Trump başkan olduğundan beri biliyorsun ne zaman bir Avrupa'ya seyahat etse Trump söylediği zehir zemberek açıklamalarla hem burada transatlantik ilişkileri destekleyen kurumlar, kişiler tarafından eleştiriliyor hem Avrupalı müttefikleri tarafından eleştiriliyor. Ve uzun süredir de aslında Washington'da tartışılan bir şey var. Yani NATO'da Trump çatlağı meselesi var. Ve bu Macron'un ve daha sonra Merkel'in yeniden Avrupa ordusu meselesini gündeme getirmesi de aslında o güven bunalımına işaret ediyor. Yani Avrupalılar şunu söylüyordu Trump NATO konusunda bastırdıkça ya da hani NATO'nun ne kadar gerekli olduğu konusunu sorguladıkça Avrupalılar diyordu ki biz artık güvenemeyiz Amerika'ya. Yani NATO'nun en güçlü, yani NATO'nun bel kemiği olan ülkenin NATO'ya karşı bu kadar şey bir tutum, ikircikli bir tutum içerisinde olması bu ilişkinin tarihine, bu organizasyonun tarihine, ruhuna aykırı. Dolayısıyla bu bir güven bunalımı yaratmıştı. Nitekim Merkel de zaten konuşmasında söyledi. Dedi ki isim vermeden artık başkalarına güvenemeyiz kendi güvenliğimiz konusunda. Dolayısıyla bu Avrupa ordusu gereklidir dedi. Ve tabii İran meselesi var. Yani Trump'ın NATO eleştirilerinin dışında bir de İran meselesi var. Yine çok ciddi bir kriz bunalımına sebep oldu. Avrupalı ülkeler hala İran'la ticaret yapmanın, kendi şirketlerinin ticaret yapmasının önünü açmak için alternatif mekanizmalar geliştirmeye çalışıyorlar. Çok etkili olamıyor bu maalesef. Yani mesela bir şey mekanizması geliştirmeye çalışıyorlar. Avro bazında ticaret yapılabilecek. Fakat bu mekanizmaya ev sahipliği yapacak Avrupa ülkeleri bulamıyorlar. En son Avusturya buna ev sahipliği yapamayacağını söyledi. Daha evvel Lüksemburg, işte Belçika bunlar reddetmişlerdi. Tabii bunun yarattığı özellikle Almanya ve Fransa gibi ülkelerde bunun yarattığı bir hoşnutsuzluk var. Yani Trump'ın sürekli olarak hayatlarını zorlaştırdığı, diplomasiyi zorlaştırdığı algısı var. Ve bir güven bunalımı var. Bu güven bunalımının sonucunda da artık Amerika'ya kendi güvenliğimiz konusunda güvenemeyiz. Bir Avrupa ordusu şart görüşü. Bu ilk kez dillendirilen bir şey değil fakat bu kadar kuvvetli bir şekilde ve Amerika'ya karşı dillendirilmiş olması ilk.